İkinci tur görüşmeleri yapılan bölünme anayasası çalışmalarında muhalefetin koyduğu çekinceler birer birer kalkmaya başladı. Uzlaşma komisyonundaki 4 parti kamuda türbana vize veren düzenlemede uzlaşı sağladı. Yine 3 partinin desteğiyle Öcalan'a oy verme hakkı tanıyan maddelere koyduğu çekinceler kaldırıldı. Bölünme anayasası kapsamında 1 Temmuz'a kadar sürecek taslak yazım çalışmaları devam ediyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yürütülen çalışmalarda ikinci tur görüşmelerde yeşille yazılan madde sayısında artış gerçekleşti. Muhalefet bazı maddelere koyduğu çekinceleri ikinci tur görüşmelerde kaldırmaya başladı. Çekincelerin kalktığı maddelerden biri din ve vicdan hürriyetiyle ilgili. CHP bu maddeye koyduğu bazı çekinceleri kaldırdı. Kamuda türbana vize veren yasal düzenleme yapılmasının önü açıldı. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı başlıklı maddenin yeniden müzakeresinden de İmralı uzlaşısı çıktı. Bu madde görüşmeleri sırasında CHP hükümlülere seçme hakkı tanıyan fıkra üzerine koyduğu çekinceleri kaldırdı. Böylece AKP, CHP ve BDP yeni anayasada İmralı'ya sandık konulmasında anlaştı. Vatandaşlık maddesi konusunda ise uzlaşma çıkmasına ihtimal verilmiyor. Ancak bazı kritik maddelerde muhalefetin çekincelerini kaldırması AKP'nin hanesine artı olarak yazıldı. Bu durum AKP'nin anayasada kısmi uzlaşı ve sınırlı anayasa değişikliği planlarını kolaylaştırdı.